Merhaba efendim, Beyaz Perde'ye hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz oyuncu Melih Selçuk. Melih hoş geldin. Hoş bulduk. Önce istersen filminizin bir fragmanını seyredelim. Okul tıraşı filminin fragmanını seyredelim. Sonra üstüne konuşalım. Öncelikle tebrik ederim hepinizi, yönetmen başta olmak üzere. Gerçekten güzel bir filmdi. Aldığı ödüller de boşuna değilmiş yani. Proje sana nasıl geldi, okul tıraşının? Normal klasik işte bir senaryo var okusana diye menajerden geldi. Ben normal oturdum açtım ama bir sayfa okuduktan sonra bir dakika dedim böyle. Ve takır 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 böyle çok hızlı bir şekilde senaryo okudum. Film de öyledir mesela, çok ritmi yüksek ve izleyince hiç sıkılmadığınız bir filmdir. Doğru. Ben direkt aradım, menajere şey dedim, 3'e 5'e bakma tamam dedi. Güzel. Direkt öyle dedim. Ki zaten Ferit de biliyormuş, Ferit Karahan da sağ olsun beni biliyormuş, beni istiyormuş zaten o role. Hiç sıkıntı çıkmadan direkt gittik, konuştuk, sohbet ettik, filmi konuştuk, tamam dedik, kalktık yani. Şimdi hayat mekan kolay olan işlerden biriydi yani bu açıdan. Nasıl, nerede çektiniz bu arada filmi? Van Bahçesaray'da çektik. Şubat ayıydı sanırım. Evet. Koşullar çok korkunçtu herhalde. Koşullar... Bir ara -35 dereceyi anıyor bir karakter filmde. Ya bireysel olarak hatırladığım en sıcak gün, çünkü bakıyordum her gün, en sıcak gün -5'ti. Sıcak. En sıcak gün, evet. -5'ti. Hayatımda hiç bu kadar kar görmemiştim. Yani 3 metre, 4 metre kar var gerçekten. Ki sonradan çığ da oldu maalesef aynı yerde. Öyle mi? Tabii orada insanlar da vefat etti. Of, gerçekten öyle bir yer yani. Yer çok çok sıkıntılı bir yer. Nasıl geçti peki çekimler? Ortam nasıldı? Çekimler hiç sıkıntılı değildi bu açıdan. Ya garip bir şekilde sağ olsun yapımcımız Ferit ve ekip ellerinden geleni yapıyordu. Hani çok zorlu koşullarda çalıştığımızı bildikleri için destek olmaya çalışıyorlardı. Biz de bunu görünce ya, hiçbir şekilde kızamıyorsunuz. Bir de çok iyi anlaşınca ekiple, bu yani soğuklar işte oradaki titriye titriye oynayışımız koymuyor. Yani bir de iyi bir şey yaptığınızı biliyorsunuz. Ya o çok önemli bir şey. Doğru. Filmde çok tuhaf bir şekilde bütün karakterler girdikçe bir tane daha giriyor, bir tane daha giriyor, bir tane daha giriyor ve her seferinde farklı bir şok yaşıyorsun. Her seferinde şaşırtıyor seni yönetmen. O çok güzeldi yani, film o açıdan müthişti. Kuruluşu çok güzeldi. Çocuk çok sürpriz bir şekilde çıkıyor. Çocuk bu arada nereden bulundu, nasıl oldu karakter? Samet, ya biz aslında bana geldiğinde Erzurum'da çekeceğimiz söyleniyordu. Yani orada çekecektik. Mekanlar falan belliydi diye biliyorum.
Sonra bir izinlerde falan bir sorun çıkmış galiba. Erzurum'dan başka yere geçmek zorunda kaldılar. Van Bahçesaray bulundu. Ki bence çok da iyi oldu yani. Evet. Bu mekanlar falan gerçek çok çok gerçekçi. Ama Samet'i bulmuşlardı Erzurum'da. Ha. İşte izinler alındı ailesiyle beraber. Samet'i de getirdiler. Samet dışarıdan geldi ama diğer bütün çocuklar Bahçesaray'dandı. Çok çok iyi bir çocuktu o. Sen film için çok sert bir film diyorsun. Niye? Ya sert bir film çünkü ya burada bir anekdot anlatmam lazım. Bizim okul tıraşı şeyde de gösterildi Cannes'da. Hı hı. Orada söyleşiye gittik. Bana şöyle bir soru geldi. İşte karakterinizle kendinizi nasıl özdeşleştirdiniz? Siz bir birey olarak baktığınızda ne düşünüyorsunuz falan dediler ama ben aslında kendimi hep Yusuf'un karakteriyle özdeşleştirdim. Hı. Okurken de, izlerken de, oynarken de. Çünkü benim çocukluğum Yusuf'un çocukluğuna benziyor. Aynen. O yüzden biraz benim için ilk kez ya kendi karakterimi değil de karşımda oynayan kişinin karakterini daha çok düşündüm yani okurken izlerken. Ya şöyle sert benim için bir şey fark ettim. Bu da ilginç bir anekdot, bunu eklemem lazım. Bunu bir söyleşide fark ettim. Cevap verirken fark ettim bunu. Oynarken değil. Benim çocuklara tokat attığım bir sahne var. Hı hı. Ben çocuklara tokat atamadım. Çok uzun bir sahne yani. Tabii bir sıra geçiyor sonra bir sıra daha. Şey, okulun dışından başlıyor kamera gelmeye. Yüzlerce çocuğu takip ediyor. Geliyor en sonunda beni buluyor, ben tokadı atacağım. Atamayınca bütün sahne çöp oluyor. Ay Allah'ım. 1, 2, 3 insanlar yoruluyor. Kameraman şeyi taşıyor. Çocuklar geldi, abi lütfen vur dedi. Vur. Lütfen vur dedi, bitsin dedi. O sırada ben işte tek çekim oldu zaten. Onu da kullanmış Ferit. Ben bunu izlerken ve cevap verirken bir yerde nasıl tokat attınız, ne hissettiniz derken şeyi hatırladım. Orada fragmanda da geçiyor. Kaldır diyorum vuruyorum. Kaldır evet, diyorum evet. Vuruyorum. Bunu ben düşünerek oynamadım. Planlamadım da bunu. Ama sonradan hatırladım. İlkokul hocam beni böyle dövüyordu. Vay be. Kaldır deyip vuruyordu. O hiç düşünmeden bilinçaltımda orada sahneye geçmiş mesela. Muhteşem bir film. O açıdan tebrik ederim sizi. Senin hayat hikayene dönebilir miyim ben? Olur. 1984 doğumlusun. 5 aslında o. Yanlış. 5 mi? Ha, 1985 doğum. Evet. Mardin Kızıltepe. 10 evet. Kardeş var. Türkçe ilkokulda öğrendi diyorlar. Evet. O zamana kadar Kürtçe mi anlaşıyordunuz? Evet. Sadece? Nasıl oldu peki bu ilkokulda öğrenme meselesi? Yani konuşarak mı öğrendin yoksa bir yok, zorlanarak ilk başta. Yani şey oluyor, çok garip bir kurallar oluyor orada. İşte okul sınırlarının içinde Kürtçe konuşamazsın. Dışına çıktığında konuşabilirsin. İlk başlarda bilmediğim bir dili konuşabildiğim bir alanda konuşamıyorsun aile. Çok suskun bir insandım ben de o zamanlar. Birçok çocuk gibi. Burada da, sonra yavaş burada da çocuklar öyleler okul tırasında. Evet, biraz öyleler. Öyle öğrenmiş olduk yani sonradan. 10 çocuklu bir aile deyince ben diğer çocukları da merak etmeden edemedim. Diğerleri nasıl oldu? Ya sanatla çünkü ilgilenen bir tek ben oldum. İşte doktor abim var, avukat abim var, öğretmen var. Hepsi okudu ama galiba değil mi? Okudular evet. İlkokulu Mardin'de, liseyi Gaziantep Fen Lisesi'nde okumuşsun. Sonra Boğaziçi İşletme Bölümü. Evet. Boğaziçi İşletme'ni okudun ama oyunculuk vardı sende. Evet. Neden? Oyunculuk yoktu aslında aklımda. Yani olay o. Ben Mithat Han Film Merkezi var orada. Evet. Biliyorum. Oraya gidip geliyordum sürekli. Yani yönetmenlik hayalim vardı hep. Hani aslında sinemaya sen çocukluktan beri evet, meraklısın galiba. Ben ortaokuldan beri yönetmen olmak istiyordum. Yani o zamanlar TRT2'de sağlam filmler yayınlanırdı bazen. Onları izlerdim. Onlardan gelen bir şeydir o. Boğaziçi'ne de girince bir de Boğaziçi'nin ilginç tarafı da şu, sinema bölümü yok ama çok fazla sinemacı üretmiş bir okuldur. Yani doğru. Bir sinema kültürü olan bir yerdir. Doğru. Orada bu Mithat Alan Film Merkezi'ne gidip gelirken böyle işte workshoplara falan katılmalar, öyle şeyler yapıyordum. Orada bir ilan gördüm, oyuncu aranıyor diye. Yani ilanla arıyorlarsa bir de yani üniversitede falan arıyorlarsa bu küçük bir roldür, bağımsız filmdir. Ben hani seçerler belki, set görürüm, bir şey görürüm yani. Çünkü hayatımda daha kamera görmedim. Öyle başvurdum. O da süt çıktı işte Semih Kaplanoğlu'nun ve başrolmüş. Oradan hayat beni bir şekilde oyunculuğa itti. Ben de hani bir mantık kurdum. Dedim ki ya benim amacım yönetmen olmak. Şu an önümde oyunculuk fırsatı var. Bunu devam ettireyim. Hem sektörde kalmış olurum, hem öğrenmiş olurum işi, hem tanıdıklarım olur. Yani bu hayatın içinde kalmış olurum. İleride de kamera arkasına geçiş yaparım diye düşündüm. Fakat sen bayağı başarılı bir öğrencisin. Galiba
üniversite sınavında 100 kaçıncı olmuşsun? 125. olmuşum. Türkiye çapında. Evet. Vay be. Sonra bitirdin de okulu zaten. Yok, 4 dersim var hala. Ciddi mi söylüyorsun? Evet, ya kredi olarak açtım aslında şeyi, mezuniyeti, ama 4 tane dersim duruyor. Bir ara gidip bitiririm. Eyvallah. Süt benim için bir okul gibiydi diyorsun. Evet. Çok şey öğretiliyor. Neler öğrendin? Özellikle işte Semih Kaplanoğlu ve ekipten. Ya bir kere beni hiçbir şey bilmeyen bir insan olarak hafif yoğurup oyunculuk nedir'i biraz öğreten kişi Semih Kaplanoğlu'dur. Hakkını yiyemem. Artı hani altı dolu bir sineması olduğu için ve sahneleri çekerken bana o, yani oyun verdiği zaman, hani senden şunu istiyorum, bunu istiyorum diye anlattığı zaman aslında olayın ne olduğunu biraz, hani nüansları daha çok öğrendim. Yani mesela bir sahneyi hatırlıyorum. Sadece gelip oturup etrafa bakındığım bir sahne. Başka hiçbir söz yok, hiçbir şey yok, başka insan da yok sahnede. 11 kere oynattı beni. Her birinde farklı bir şey istedi. Sonra gelip şey dedi, Melih'ciğim dedi, bunlar olmuyor diye çekmiyorum dedi. Her birinde farklı bir şey çıkarıyorsun dedi. Ben onlara bakıp hangisini istersem onu kullanayım diye yapıyorum. Vay. Dedi. Yani aslında yürüme şey... sahnesi vardı bir tane. Onu da hatırlıyorum galiba. Aa, ben yürüme eğitimi aldım onu. Ya şöyle, hani bana şey demişti. Hani Yumurta'nın devam filmi olduğunu öğrendim. Evet. Zaten sanırım yoktu zaten DVD'si o sırada. Ama hani bulursan da şey yaparsan da izleme demişti. Hani etkilenmeyeyim diye Nejat'ın oyunculuğundan. İzlemedim gerçekten ben de. Sonra sete başladık. Ben normalde hızlı yürüyen bir insanım. Sürekli yavaş Melih yavaş. Kestik Melih yavaş, Melih yavaş, Melih yavaş. Bir hafta boyunca bir süre sonra benim yürüyüşüm değişti. O kadar zor bir şeymiş ki insan yürüyüşünü değiştirmesi. Gerçekten öyleymiş. Doğru. Yani insan kilo verebilir, kas yapabilir, incelebilir ama yürüyüşünü değiştirmek çok zor bir şeymiş. Doğru. Sonradan Süt'ü ve Yumurta'yı yan yana izlediğimde Nejat'la aynı yürüdüğümü fark ettim. Vay. Yani o ritme indiriyormuş aslında beni. Hmm, enteresan bu. Evet. Senin ilk çıktığın televizyon dizisi Kasaba. Evet. Kasabadan ziyade ama Feriha adım. Eyvallah. Bir eksiklikten dolayı olan bir düşünce diye düşünüyorum o. Şimdi hazır bahsi geçmişken ona da değinelim aslında. Ayağının tozuyla diyelim aslında. Yeni bitmiş galiba. Evet. En azından Color'ı falan yeni bitmiş. Evet. İlk kısa filmini çektin. Evet. Adı ne? Adı Fidan. 16 dakika 45 saniyelik bir kısa film. Çok iyi. Şeydi bu, çocukluğumda şahit olduğum çok acı bir hikaye vardı. Yani kafamda yer eden, yani ruhumda yer edinen bir hikaye vardı. O hep kalmıştı bende zaten. Bir de bir iki sene önce haberlerde bir şey okudum. Ona çok benzerdi. Yani 10-15 yıl aralıklı ayrı coğrafyalardan iki ayrı olayın birbirine bu kadar benzer olması biraz şey geldi. Çok tuhaf ve ilginç geldi bana. İki olayı birleştirip kurgusal bir hikaye çıkardım. Vay. Aslında ikisi de gerçek hikaye. Böylece ilk yönetmenliği de yapmış oldun yani. Evet. Yönetmenlik meselesine gelmişken değinelim. Yönetmenlik yapmanın en temel, ya yapmak istemenin en temel sebebi ne sence? Ya beni en çok etkileyen, hani o çocukluğumdan hatırladığım, hani sinemadan neden etkileniyordum diye düşündüğümde şeyi düşündüğümü hatırlıyorum. Yani işte burada bir olay oluyor, burada bir karakter var, bu adam böyle davranıyor, bu cümleyi söylüyor. Bütün bunu yaratan bir kişi var ve o yönetmen. O kişi olmak istedim yani. Anlatmak istediğim şeylerin ya da söyle dünyaya karşı, insanlara karşı söylemek istediğim şeylerin anlatımın en güzel yolunun sinema olduğunu düşünüyorum. Çünkü içinde müzik de var, içinde resim de var, içinde görsellik var, içinde her şey var sinemanın içinde. Her şeyin karışımı var. Ya da ne güzel ki. Evet, ne güzel. Yani öyle bir şey yapmak istedim sanırım. Yani hikaye anlatmak istedim ve bunu bu şekilde anlatmak istedim. Herkes star olmak ister ama herkes olmak zorunda değil. Evet. Bunu biraz açabilir misin? Çünkü bence de çok doğru bir şey. Ya evet, şey var. Çünkü ya bir de oyunculara dışarıdan yapılan bir baskı da bu. Hani sanki bütün oyuncular her zaman işte sürekli haber olmak zorunda, sürekli popüler olmak zorunda, sürekli orada görünmek, sürekli bu söyleşiye katılmak, sürekli şu galaya gitmek zorundaymış gibi bir baskı ve şey var. Hani hayır, herkes çok popüler ve star gibi yaşamak, star gibi davranmak zorunda değil. Bazı insanlar bunu tamamıyla sadece bir meslek olarak görür, bir sanatını yapar, evine gider oturur yani. Hani sürekli popüler olmak zorunda değiliz, sürekli bizi görmek zorunda değilsiniz. Yani sürekli göstermek de zorunda değilim ben.
Doğru, doğru. İlginç bir şey var. Senin tabii iki kültürden olman, yani iki kültürü de yaşıyor olmandan dolayı bir alıntı yapmak istiyorum. İki kültürün de içinden geliyorum. Dolayısıyla her iki tarafın söylemini, doğru ya da yanlış bulduğu şeyleri biliyorum. Bu bana dikte edilen her şeye şüpheyle yaklaşmama da neden oldu. Olan biteni objektif olarak dışarıdan bakabilmemi sağladı. Bu aslında önemli bir avantaj insan için. Nasıl değerlendiriyorsun şimdi baktığında, Türkiye'ye baktığında mesela? Yani aslında çok güzel özetlemişim aslında orada yani. Evet, ya bunu, evet, iki açıdan da bakabiliyorsunuz o zaman. Yani bir de bir süre sonra ya hobi olarak şeyi, tarihi, arkeolojiyi çok severim. Çok derslerini de aldım Boğaziçi'nde. Seçmeli olarak mesela Hitit tarihi ve arkeolojisi aldım. İşte bizden binlerce yıl önce, burada binlerce yıl boyunca başka kültürler, başka diller, başka dertler, başka insanlar yaşadığını öğrenince şu an bizim bu içine sıkıştığımız şey o kadar basit ve saçma geliyor ki. Doğru. Ya 2000 yıl boyunca Asurlar yönetmiş mesela burayı. Sonra yok olmuşlar, gitmişler. Biz son 30 yıldan bahsediyoruz. Yani çok ne kısa, önemi var çok yani. Evet, o kadar kısa ve önemsiz bir şey ki bu. Ve biz bu arada hepimiz onların karışımıyız yani. Doğru. İdeoloji kavramı insanları birbirinden uzaklaştıran, özgür düşünmeyi engelleyen bir şey diyorsun. Avustralya'da bir film festivalinde yaşadığım bir anekdot var. Onu da anlatırsan sevinirim, ya da hatırlamıyorsan. Hatırlarsın hangisi tamam. Olduğunu hatırlarım da. Avustralya'da film festivalinde bir sohbete şahit oldum. İkisi de Avusturyalı. Biri neonazi, biri komünist. Hatırladım. Anlatabilirsen çok evet, ya hatırladım kadarıyla şeydi. Ya, tam ne demiştim ya? Ya şimdi olayı ve çocukları hatırlıyorum. Espri yapa yapa öyle bir tartışma. Ha evet. İçindeydiler ki şok etmeden. Değil mi? Öyle, evet, öyle bir şey görmüştüm ve hiç burada şahit olmadığım bir şeydi o. Yani bugüne kadar hep böyle kavga çekti. Yani tartışma bizde, bak evet, anlamı da odur. Tartışmak. Aynen. Bizde aynen. Tartışmak olumsuz olarak kullanılır. Orada mesela tartışma zaten kültür malıdır evet, yani. Konuşmaktır aslında yani. Karşılıklı konuşmaktır. Bizde çok kavgaya meyilliyiz yani. Çok kavgacıyız biz. Genel olarak. Doğusu, batısı, Kürdü, Türk, hepimiz öyleyiz. Orada bunu görünce çok olmuştum yani. Böyle birazdan bunlar herhalde birbirine girecek demiştim. Hiçbir şey olmamıştı. Normal muhabbeti devam etmişlerdi. Çok ilginç gelmişti bana bu. İdeoloji kavramı hakkında şimdi ne düşünüyorsun? Hala aynısını düşünüyorum. Yani bence yeryüzünde 8 milyar insan varsa 8 milyar tane de ideoloji olmalı yani. Niye bir yazılı ya da kurulmuş, daha önce kurulmuş bir düşünce sistematiği sana bunun doğru ya da bunun yanlış olduğunu söylesin ki? Bunu sen düşünebilirsin, karar verebilirsin yani. Su bana yararlı bir şey diyorum ben. Sen hayır değil, ben kola seviyorum diyebilirsin. Bu senin düşüncen olur yani. Niye ben sana bunu dikletmek zorundayım, senin niye bunu almak zorundasın ya da? Ama galiba sistem öyle bir şey gerektiriyor. Yani daha doğrusu öyle bir çalışma başlıyor bir süre sonra. Çünkü birisi iktidara geliyor ve iktidara gelen kendi doğru bulduğu şeyleri topluma dikte etmek zorunda kalıyor ya da öyle yap, öyle yaparsa iyi olacağını ben biraz insanlara da bağlıyorum bunu. İnsanlar tembel, çoğumuz. Biz düşünmeyi ve karar vermeyi kendi adımıza çok seviyoruz. Biri bizim yerimize karar versin. Yani o kolay yaşamadır bu. Yani biri bana ya doğrular ne abi bana söyle, tamam ben bunu mu yapayım? Evet, tamam bunu yapayım. Bazı insanların tercihi odur mesela. Yorulmak istemez çünkü düşünmek bir konuda... Hep sevmek isteyen şeyler bunlar. Evet, yani bu enerji isteyen bir şey. Doğru. Oyunculukla ilgili söylediğim bir şey var. Oyuncu her rolü oynamalı diye kalıplaşmış bir şey var ama bu çok dar bir bakış açısından çıkan bir sav. Çünkü böyle olmadığını düşünüyorum diyorsun. Evet. Neden? Şundan dolayı yani ben kendimde de oyuncu olarak bunu gördüm. Mesela bazen bir rol gelir, bir şey olur. Ben bu karakteri olmam, bunu biliyorum. Hissediyorum. Hani oynadığımda bunu tam veremeyeceğimi biliyorum. Yani fiziğimden dolayı olabilir, atıyorum kafa yapımdan dolayı olabilir, saçımın renginden olabilir, ses tonumdan dolayı olabilir. Yani o role oturmayabilirim ve bu herkes her şeyi oynayacak diye bir şey yok gerçekten. Bu tabii çok ki yanlış bir şey. Yani o zaman niye audition diye bir şey var? Niye oyuncu seçim diye bir şey var? Yönetmen niye bakıyor oyunculara? Evet, niye bakıyor yani? O biraz hani çok klişeleşmiş, yanlış bir şey yani. Ama yani söylediğin daha da çok içeriğe yönelik de bir şey aslında. Yani filmin içerdiği şeyler dolayısıyla
kabul etmeme özgürlüğüm de olmalı diyorsun. Ha, onu demişim. Evet, onda da evet hala aynısını düşünüyorum. Nedir? Yani ya bilmiyorum mesela şimdi evet her atıyorum kötü karakteri oynayabilirsin, tecavüzcü oynayabilirsin, katili oynayabilirsin. Ama mesela ben bir tecavüzcüyü olumlayan bir rol oynamak istemem. Olumlayan evet. Yani o önemli çünkü yani. Evet. Olumsuz bir biçimde bakıyorsa karaktere. Tabii. Yani tabii. Bunu hani bu olabilir bir şey ya da atıyorum hani politik bir şey de düşünelim. Mesela Nazi soykırımına dair bir film yapıyoruz da bunun ya aslında onlar da aslında biraz haklıydı diyen bir şeyi oynamak istemem yani. Doğru. Doğru. Çalışmak rolün doğallığını azaltabilir bile. Bu enteresan bir bakış açısı. Bunu biraz açarsan sevinirim. Mesela diyorsun ki bazı rollerde içgüdüyle oynuyorum bu yüzden. Bazısı içinde araştırma, okuma, işte izleme yapmak gerekiyor. Ama çoğunlukla rolü doğallığıyla oynamayı tercih ediyorum. Neden? Şöyle, öyle başladı bende. Yani hiçbir eğitim almadan. Süt öyle başladı. Süt öyle başladı. Hiçbir eğitim almadan. Bir de şöyle bir şey oldu. Yani kendimce sete gittiğimde, yani şey olduğunu öğrendiğimde bu arada. Çekimlerden hemen önce başrol olduğumu öğrendim ben. Daha önce bilmiyordum. Hadi canım. Oturdum ben. Bir anda neyin içine düştüm. Dedim ki, oğlum dedim sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bu adam yönetmen buranın kralı bu. O ne diyorsa onu yap. Hiçbir şey yapmaya kalkma, zorlama. Ve bu çok işime yaradı benim orada. Eyvallah. Hiç sıkıntı yaşamadım ve doğal olduğunu söyledi bana Semih Hoca o zamanlar. Sonradan da insanlardan gelen feedbackler, tepkiler hep böyleydi. Hani oyunculuğun çok doğal diye. Sonra birkaç tane yönetmene de bunu sordum. Hani eğitim alayım mı? Ne düşünüyorsunuz? Hani doğallığım gider mi? Bence alma dediler. Yani zaten sana geliyorsa rol sana uygundur. Sende gördüğüm kadarıyla yetenek var. Bence hiç bozmana gerek yok dediler. Sonra bir iki workshop'a katıldım aslında ve bana göre olmadığını düşündüm. Yani insan olarak ben bana göre değil bu. Bana hiçbir şey katmıyor diye düşündüm. Hmm. Çünkü zaten 4 yıllık, 5 yıllık bir teknik bilgim falan yok. Böyle bir eğitim alsam belki bana bir katkısı var ama evet. O da yok. O zaman hani içgüdülerimle devam edeyim dedim ve işime yaradı. Yani iyi hissettim oynarken o rolleri bu şekilde. O yüzden hep yani içgüdülerimle oynuyorum. Çoğunlukla öyle oynuyorum. Yani sadece mesela bazı konularda atıyorum tarihi bir konuysa, dönem işi ise bir o dönemi araştırıyorum. O dönemin belli başlı karakterlerini araştırıyorum. Hani tavırları, şeyleri neydi? Çünkü bazı dönemlerin yürüyüşleri bile farklıdır. Doğru. Bak, videolardan mesela görürsünüz. Farklı yürürler. Adet olmuş mesela o dönem. Şimdi işte hip hop dönemindeki Amerika'daki şeylerin bu garip garip yürüyüşleri. Bu da bir dönemin kültürüdür. Doğru. Onlara bakarım. Hani bu keskin şeyler varsa onları araştırırım. Gerçi şu ana kadar oynamadım ama işte bir hastalığı, belirli bir hastalığı olan birini oynuyorsam o hastalığı araştırırım. O insanların neler istediğini, neler hissettiğini öğrenmeye çalışırım ama onun dışında açıkçası yani bende o eğitim olmadığı için zaten nasıl çalışacağımı bile bilmiyorum. Yani nasıl çalışılır onu bilmiyorum açıkçası. Hay Allah'ım. Hala Yusuf'un seni en çok etkileyen karakter olduğunu söylüyorsun, o ilginç geldi. Evet. Ben de açıkçası yani senin için önemli olduğu kadar Türk sineması için de önemli bir karakterdir o. O anlamda önemli. Yönetmenlik içgüdüsüne değindik zaten. Şimdi günlük hayatınla ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Bu anlattığın yani şimdi okuyacağım alıntı beni de özetliyor. Onun için söyleyeceğim şimdi. Tembel olmadığım dönemlerde spor yaparım. Bilgisayar oyunu oynarım. Film arşivim sağlamdır. Bol bol film izlerim. Tek başına vakit geçirmeyi seviyorum. Açıkçası tercihen asosyalim. Evet. bu hala sürüyor mu? Hala sürüyor. Evet. İnatla. İnatla sürüyor evet. Arkadaşlığa bazen yani daha doğrusu arkadaşlık kurmaya, arkadaşlığı ilerletmeye, bazılarıyla hani sıradan insanlar, daha doğrusu arkadaşlarının yanındaki sıradan insanlarla tanışır ve onlarla da arkadaş olursun ya. Evet. Bunlara bazen engel oluyor ne yazık ki. Öyle değil mi sence? Evet öyle. Ya, bu arada bunun eğer sen de öyleysen bunun bir tanımı olduğunu öğrendim yeni. Öyle mi? Mizantropmuşuz biz. Mizantrop. Evet. Ya, tercihen asosyalmişiz. Yani, bu pandemi olayı patladığında bir anda yani eve kilitlenip kalan arkadaşlarım ağlaya ağlaya beni aramaya başladı. Evet bunalıyorum ya. Diye bunalıyorum. Dedim ki ben böyle yaşıyorum normalde. Evet. Yani, evet evde oturuyorum ya. Öğrenin. Tarkovski'nin galiba öyle bir lafı varmış.
İşte kendinizle yalnız yaşamayı öğrenin, bu en büyük yetenektir sizin için falan diye öyle bir şey vardı. Çok doğru bir şey yani, bir insan kendisiyle yaşamaya alışabilmeli ya, bu bir kesinlikle. Güzel bir şey yani. Bu. Kesinlikle. İşte böyle bir şey olduğunda ne yapacaksınız yani, her zaman birileri mi olacak yalnızlığı? Evet yani ayrıca yani insan yalnızlığı sever kısmında bu budur aslında, evet. Asıl yalnızlık budur yani. Evet. Hani bir, evde birisi bulunursa yalnız olamıyorsun ne yazık ki bazen. Bundan sonra neler yapacaksın? Bundan sonra yani ütopya benim için idealim. Yani hem oyunculuk hem de arada bir böyle bir ufak tefek filmler çekmek, kısa filmler falan. Hmm. Yani bir iyi hissetmek için, bir şey üretmek için, yazmak uzun, için. Uzun metraj yok mu? Yani planlarım da var. Ama işte ne zaman gerçekleşir, gerçekleşir mi onu hayat gösterecek. Yazmaya başladın mı ufak ufak? Yazılı var zaten canım. Birkaç uzun metrajın senaryosu hazır var yani. Tabii. Kaç tane var yazılı. Ama ben adım adım gitmeyi tercih ettim. Önce bir kısa film. Hani orada bir kendimi göreyim, bir test edeyim. Neler yapabiliyorum, nasıl bir şey çıkıyor, ne kadar karşılık görüyor onu bir göreyim dedim. Ondan sonra yavaş yavaş uzun metraja doğru gideyim diye düşündüm. Eyvallah. Meyhan çok teşekkür ederim geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek zevkti gerçekten. Bu arada mizantrop olduğumuzu da çıkarmış olduk. Ben de yeni öğrendim. Öyle bir şey varmış. İnşallah daha iyi filmlerde, daha iyi rollerde seninle karşılaşırız. İnşallah. Seninle sohbet ederiz bir daha seninle. İnşallah. Efendim bir kez daha Beyaz Perde'nin sonuna geldik. Gelecek hafta yine yeni filmler ve yeni isimlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler. Gelecek hafta okul tıraşı gösterimine devam edecek. Bu arada okul tıraşının ödüllerinden de söz edeyim, onu atlarsak olmaz. Bu arada Meri'yi de ilgilendiren bir ödül. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde umut veren genç erkek oyuncu ödülü kazanmışsın. Sütle. Okul tıraşı da bu arada Ankara'dan Antalya'ya, Berlin'den Chicago'ya, Duhok'a, Hayfa'ya, Saraybosna'ya falan gitmiş ve neredeyse bütün festivallerden de ödül alarak dönmüş. Aynen. Onu da belirtelim yani. Okul tıraşı bu arada dediğim gibi başta da muhteşem bir film. Kaçırmayın. İyi seyirler efendim.